Aydınlık Dergisi bu haftaki sayısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu arasındaki telefon görüşmesini yayımladı. Melih Gökçek telefon konuşmasında Burhan Kuzu'dan Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesinin değiştirilmesini istiyor. Bunun için de milletvekillerini fitillemeyi öneriyor. Hatta Gökçek işi o kadar ileri götürüyor ki belediye başkanlarına dokunulmazlık verilmesini bile öneriyor. Şimdi o ses kaydını getiriyoruz ekranlarınıza. Abi, 240'tan yargılıyorlar beni şimdi. 240 dediğiniz kanunda sayılmayan haller. tabii Abi, ben ne bileyim kanunda sayılmayan hallerin şey olduğunu abi ya. 240 demek çorba madde demektir. İşte abi. Maydanoz gibi bir sistemi herkes mahkum Aynen. eder. Aydınlığın son sayısında tam metni yayınlanan bu ses kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hakkında dava açılır açılmaz kanun değiştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Melih Gökçek hakkında 2003 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi gereği görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla dava açılmıştı. Telefon konuşmasında Melih Gökçek, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'dan kendisine yargı yolunu açan yasa maddesinin değiştirilmesini, öngörülen cezanın hafifletilmesini istiyor. Gökçek'in niyeti hapis cezası yerine para cezası alarak davadan kurtulmak. Burhan Kuzu da bu isteği haklı buluyor. Abi şunu yapamaz mısınız? Yani bu 240'ı 3 aydan 6 aya indiremez misiniz abi ya? Cezasını mı? Evet. O zaman faydası ne olur ki olunca? Abi 3 aydan 6 ay olunca belediye başkanları bu cezayı alıyor, paraya çevriliyor, belediye başkanlığı süresi de gitmiyor. Mahkum olup içeri yatsa 2 ay gidip yatıp çıkıp ondan sonra geliyorsun tekrar içine devam ediyorsun. 2-6 arası diyorsun. Olabilir. O şu an ne kadar oynayacak ki? İşte bir seneden 3 seneye. Çok. Tabii çok abi. Çok O şey kadar normal saçma ya ki. tabii. Adam bankayı soyuyor 3 sene. Ben 240'tan, keyfi muameleden, şundan bundan 3 sene. Olur mu böyle bir adalet? Burhan Kuzu konuşmada 140 milletvekilinin kendisine dava dosyalarını verdiğini, bunlardan 60'a yakınının Gökçek'in davasıyla aynı olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Gökçek, Kuzu'dan bu milletvekillerinin listesini istiyor ve şöyle diyor. Hangisi varsa bir bana çıkartsana, ben onları bir fitilleyeyim. Şu anda bizim bana gelen 140 dosya var milletvekillerinin. Aşağı Evet. yukarı 50 küsur 60'a yakını neredeyse bu 240. Abi bu 240'ı ben milletvekillerinin hepsine hangileri varsa bir bana çıkartsana, ben onları bir fitilleyeyim. Valla ben sana listesini vereyim mi? Abi bir zahmet abi ya. Ben onları Onları bir fitilleyeyim de 3 aydan 6 aya indirelim bunları. doğru o işte onun üzerine durmak lazım. Peki Gökçek'in deyimiyle milletvekilleri fitillenince ne olacak? Konuşma şöyle devam ediyor. Orada icabında 240'tan yargılanan milletvekilleri gidip konuşursa konuşabilir. Konuşsunlar arkadaş, bunlar izafi Gelmiş konu. Bu böyle milletvekili ceza mı ya. olur desinler? Bilhassa belediye başkanları için çok zor bir ceza o. Tamam abi, ben onun bir kulisini iyice de yaparım. Şimdi ortalığı kaldırırım. Onu Sen o listeyi ver bana. veririm onu bir ara bir şey yapalım. Konuşmanın gerçekleştiği dönemde Anayasa Komisyonu'nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışılıyor. Burhan Kuzu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına anayasal hak diyerek karşı çıkıyor. Melih Gökçek ise işi bir adım daha ileri götürüyor ve belediye başkanlarına da dokunulmazlık verilmesini istiyor. Bu hafta bizim bu dokunulmazlıklar var. Ne yapıyorsunuz abi dokunulmazlığı? Vallahi biz diyorum sonra bırakacağız. Onunla mı uğraşacağız? Ne yapacağız ya? Tabii bırakın abi, boş verin. Şimdi bunlara güvenilmez. Tabii abi, boş verin siz. Bizim arkadaşlar suçum yok, buçum ya suça bakan nerede kardeş? Bravo işte, meseleyi Suça bakan çözmüşsün. nerede dedim ya? Allah kaldırıp atacak seni adam. Bahane arıyor zaten. Tamam, Ya doğru sen abi. anayasanın verdiği bir hakkı niye kullanmıyorsunuz? Tabii. Seçilemezsen git yargılan. Tabii. Yani... Ben de diyorum ki biz belediye başkanlarına da verin aynı yetkiyi. Vallahi niye vermeyeceksiniz Doğru, abi? tabii. Melih Gökçek, Burhan Kuzu konuşmasının tamamı aydınlık.com.tr adresinden dinlenebilir.